MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı TV41'e özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan gezilerinde mutlaka yanında götürdüğü Vekil Sancaklı, "Balkanlar çok hassas bir coğrafya, ben de orada doğdum, orası bizim" ifadelerini kullandı. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bir yurt dışı seyahatine gittiği zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nden de mutlaka birileri katılmış oluyor. Balkanlara gittiğinde de Sayın Genel Başkanımızın talimatı var, Devlet Bey'in. Balkanlara gittiğinde de ben gidiyorum. Zaten defalarca gittik Balkanlara Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber. Bizim orada en etkinliğimiz var, akrabalarımız var. Orada doğumlu olduğum için de bir geniş potansiyelimiz de var orada. Hem Cumhur İttifakı'nın beraber olduğu görünmesi açısından hem de benim de Balkanlı olmamdan dolayı Balkanlara Sayın Cumhurbaşkanı ile genelde ben gidiyorum Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcisi. Hepsi Balkanlısın. Başka ülkelere de gidiyorum Sayın Cumhurbaşkanı ile bazen ama Balkanlar olunca Milliyetçi Hareket Partisi adına ben temsil ediyorum. Nasıl görüşmelerde oldu, amaçlar neydi? Şöyle, şimdi tabii Balkanlar oradan baktığın zaman çok hassas bir coğrafya. Avrupa'nın da göbeği, bizim de Osmanlı'da bizim olan yerimiz, daha sonra terk etmişiz ama orada bizim canlarımız kalmış, soydaşlarımız kalmış ve onların hepsinin gözü Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanı da sağ olsun özellikle bu son 10-12 yıldır Balkanlara çok fazla gitti, seyahat etti, yardımcı oldu. Onun için Balkanlardan Türkiye'ye bakış şöyle, bizim abimiz, babamız gibi görüyorlar Türkiye'yi ve bizden medet umuyorlar çok şeyden. Biz de elimizden geldiği kadarını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da gerçekten bu konuda hassas, Sayın Devlet Bey de hassas. Onun için Balkanlara olabildiğince hem gidiyoruz hem de faydamız dokunuyor. Her gittiğimizde bir şey yapıyoruz. Mesela belki de Avrupa'nın en büyük otobanlarından biri yapılacak. Yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar euro gibi. Sırbistan-Bosna arasındaki otoban. Bunda başrol oyuncusu Türkiye ve bunun hem imza töreninde vardı, hem daha sonra temel atma töreninde. Çok büyük işler yapıyoruz Balkanlarda. Şu an son ne talepler, özellikle böyle nedir dikkat çeker? Şu anda en son işte bu Covid'den dolayı bu aşı ve diğer sağlık malzemeleriyle ilgili çok talep olmuştu. Ve bunların da aşağı yukarı büyük bölümünü karşıladık. Zaten gittiğimizde de oradaki oranın cumhurbaşkanları, o ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları devamlı bunu dile getiriyorlar ve teşekkür ediyorlar. En zor zamanlarımızda Türkiye bize aşı verdi, sağlıkla ilgili başka şeyler de verdi, sadece aşı da değil. Çok minnettarlar bize. O zaman bunlar böyle ticari şeyler olacak tabii. Kesinlikle. Şimdi bizi Avrupa Birliği'ne zaten almıyorlar. Biz Avrupa Birliği'nin ekonomisini oradan görüyoruz. Birçok iş adamımız var bizim Balkanlarda yatırım yapan Türk iş adamları. Oranın cumhurbaşkanları ve oranın meclisi, yasası bize göre yasa da değiştiriyorlar bazen. Yani bizim iş adamlarımızın bazı talepleri var. Diyorlar ki böyle böyle olursa yatırım yapabiliriz. Onları da karşılıyorlar. Karşılıklı olarak yani şu anda tam net bilmiyorum ama çok ciddi bir ticaret hacmi arttı yani bu son 10 yıl özellikle Balkanlarla Türkiye arasında.